Ben Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Benim asıl alanım girişimsel gastroenteroloji. Yani safra yolları girişimi, erken evre tümör kazıma veya değişik gastroenterolojik girişimler ve stentleme. Burada erken evre tümör tanısı ve onların endoskopik olaraktan kazınması bizim için çok önemli. Ama erken evre tümör tanısı için biz iki şey yapmak zorundayız. Bir tanesi hastaları, bireyleri daha doğrusu sık taramak zorundayız. Örneğin belli bir yaştan sonra, 40 yaşından sonra risk altındaki grupları 40, 41, 42, 43 veya tabii bunlar en riskli gruplar veya 40, 43, 46 veya 40, 45, 50 diye taramalıyız. Tabii taramaları yapmanın yanı sıra bir de bu taramaları yaparken ileri düzey endoskopları kullanmamız gerekir. İleri düzey endoskopik sistemler normal endoskoplardan farklıdırlar. İki yönden farklıdırlar. Bir tanesi, İleri düzey endoskoplar görüntüyü büyütürler. 100, 200, 300 kata kadar görüntüyü büyütürler. Neredeyse hücrelere kadar gösterirler. İkincisi, bu sistemlerin kromoendoskopi denen bir özelliği vardır. Yani bu sistemlerin gönderdiği, görüntüye, objeye gönderdiği ışıklar farklılıklar gösterir. Ve bazen bu endoskopik sistemler görünmeyeni görünür hale getirirler. Bununla ilgili şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi normal burada gördüğünüz endoskopik görüntüde normal ince bağırsağın birinci kısmı görünmekte. Normal endoskoplar bu görüntüyü alır. Ama biz şu anda ileri düzey endoskopik incelemeyi görüyorsunuz. Görüntüyü magnifiye ettik. Büyüttük. Yaklaşık burada 100 kata yakın bir büyütme var. Ve ince bağırsağın ilk kısmındaki parmaksı çıkıntıları görüyoruz. Bu parmaksı çıkıntılara biz villus diyoruz. Normalde ince bağırsağın veya midenin veya kalın bağırsağın tümünü açsanız bir masa kadardır yüzeyi, orta düzey. Ama bu parmaksı çıkıntılar emilim alanını bir futbol sahası kadar genişletirler. Bunlardaki en ufak bir kayıp sorun yaratır. Şişkinlik, gaz veya değişik sorunlara yol açılır. Bakın mesela buradaki parmaklı çıkıntıların arasında saat 12 yönünde yukarıda bir boşluk var. Burada parmaklı çıkıntı yok. Burada aslında küçük bir ülser var. Dikkat ederseniz zaten bu boşlukta bir parmaklı çıkıntıların tabanındaki damarsal yapıları görüyorsunuz. Yine aynı zamanda parmaklı çıkıntıların içinden akan kanı görebilmektesiniz. Bu damarlar vücuttaki kılcal damarlardır. Yani vücudun en küçük damarlarıdır. Yani çapı 10-12 mikron kadardır. Ve bunların içinden geçen kan gözlenebiliyor. Ha, kan damarlarının kalınlığını çok iyi inceleyebiliyorsunuz. Çünkü erken evre tümöre dönüşüm olursa ilk başta bu kan damarlarında genişlemeler oluyor. Tortuzluk. Yine aynı zamanda kıvrılmalar oluyor. Normalde çizgi çizgi olanlar kıvrımlı ve halka yapmış bir hale geliyor, kalınlaşıyor ve biz de erken evre tümör tanısını koyuyoruz. Bakın burada beyaz ışığı kullanıyoruz. Beyaz ışıkta damarsal yapıları göremiyorsunuz ama bakın kromoendoskopi yaptığımız anda damarsal yapılar da ortaya çıkıyor. Yine burada da minik bir ülser var. Evet, incelemeye devam ediyoruz bu parmaksı çıkıntıları ve evet bir tane daha ülser karşımıza çıktı. Halbuki normal endoskopik görüntülemede bu ülserler yoktu. Ve ülser tabanındaki damarsal yapıyı bu özelleşmiş ışık sistemiyle, damarsal yapıları gösteren ışık sistemiyle görebilmektesiniz. Bu bizim için çok önemli. Bu ülserler malign de olabilirdi. Yani kötü huylu olabilirdi. Ama o durumda şu anki gibi düzenli görünmezlerdi. O zaman kalınlaşmış olurlardı ve tortuz de yaparlardı, halka yaparlardı ve biz de buradan malign veya benign ülser olduğunu anlayabilirdik. Sonuçta biraz evvel normal görüntüde biz burada sadece düz bir zemin görüyorduk. Düz bir kırmızı zemin. Ama bu ileri düzey endoskoplarla parmaksı çıkıntıları gördük. Ve bunlar yaklaşık olaraktan 300-400 mikron kadardılar. Ve aynı zamanda bu parmaksal çıkıntıların içindeki damarsal yapıları gördük. Bir de biraz evvel görülmeyen ülserler vardı. Onları görmüş olduk ve tanı koymuş olduk.